Spor Saati'nden hepinize iyi akşamlar. Yeni sezonun ilk programında Samsun'un Şirin ilçesi Atakum'dan size sesleniyoruz. Yanımda yeni sezonun ilk programında yeni transferimiz Canberk Dilaver var. Hoş geldin Canberk. Hoş bulduk abi, merhaba. Yeni sezona ilk programında yeni bir transferle başlayalım istedik bu akşam. Canberk'le beraber güzel bir söyleşi yapacağız Samspor üzerine. İlk sorumu sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldin Yuvan'a. Biliyoruz ki sezon sonu itibariyle senin Süper Lig başta olmak üzere birinci ligden birçok takımın senin peşinde olduğunu biliyoruz. Ama sen Samspor'u gözün kapalı teklifini gözün kapalı kabul ettin. Bu transfer sürecini bize anlatabilir misin? Yani abi söylediğin gibi 3-4 tane iyi takım vardı. Süper Lig'den de vardı, PTT'den de vardı yine. Transfer süreci uyuyordum, bir sabah telefonum çaldı. Celli abi işte kulübe gelir misin dedi bana. Ben de zaten açık söyleyeyim, kulübe giderken anlaştım zaten. Hani kendi içimde giderken anlaştım. Çünkü ben çok iyi kulüplerde oynadım. Hani Göztepe gibi bir kulüpte oynadım. Yine Ordu Spor iyi bir camia, Ordu Spor'da oynadım. Hani kulüp diyebileceğimiz kulüplerde oynadım. Samsun Spor takımı bana gel dedikten sonra ben gelmek zorundayım. Hani ben hayır düşünmem gerekiyor falan deme şansım yok. Buraya geldik, anlaştık. Peki Samspor'da forma giyecek olmak seni heyecanlandırıyor. Bu zaten belli senden. Bunu şunun için soruyorum. Yani sen Samspor'un altyapısından yetişen bir oyuncusun. Ve A takımda oynamak, o dönem oynayacaktın ama yönetimdeki bazı yaşanan sıkıntılar, o süreci fazla girmek istemiyorum. Bir şekilde senin Samspor'la yolların ayrıldı. Ve daha güçlü bir şekilde şu anda Samspor'dasın. Duygularını öğrenebilir miyiz? Ya açık söyleyeyim, ben buradan çok üzülerek gittim. Evet. Aynı şekilde annem babam da çok üzüldü bu duruma. Ama senin de söylediğin gibi abi daha güçlü, daha kuvvetli bir şekilde geldim. He, benim buraya daha kuvvetli, daha güçlü bir şekilde gelmem beni burada farklı şeylere itmeyecek. Ben yine altyapıdan çıkmış Canberk gibi sahada varanı yoğunu veren bir şekilde sahada olacağım. Olmak zorundayım çünkü şu anda herkesin gözü farkındayım benim üzerimde. Ben sahada en iyisini yapmak zorundayım. Biz zaten ondan bir şüphemiz yok. Sen geldiğin andan itibaren şehirde farklı bir hava, taraftar özellikle Canberk'in gelmesiyle daha da iyi bir hava yakaladı. Bu yeni yönetim, Başkan İsmail Uyan'ın gelmesiyle beraber yönetim kurulu bu sezon uyanış sezonu altında takıma Samsunlu oyuncuların çokluğunun olduğu bir kemik kadro oluşturmayı planlıyor. Sence bu durum nasıl bir avantaj sağlar bize? Bu durum bir kere geçen seneki oyunculardan hiç kimse bana kızmasın. Sahada 4-5 tane Samsun'da oyuncu olması demek Samspor'un her zaman sahada kuvvetli olması demektir abi. Rakiplerinden şeylerinden bir adım daha önde. Evet, geçen ya bu sene bir kere birlik beraberlik olmak zorunda olacak. Her şekilde olacak takımın içinde. Bu da nasıl olacak? Çok Samsun'un olması demek takımda birlik beraberliğin olması demek. Tabii. Dışarıdan gelen oyuncular da bizle birlikte bütün olacak. Çok güzel şeyler olacak yani. Yani bunun aslında dezavantajını senin dediğin gibi bu sezon çok yaşadık. Evet. Çünkü çok kritik bir dönemden geçtik. Kriz üstüne krizler yaşandı. Hani takım içinde de bazı çatlak durumların olduğunu biliyoruz ama o dönemde mesela bu dönemde olduğu gibi Samsun'un oyuncuların çokluğu olsaydı belki de çok daha farklı şeyler olabilirdi. Evet. En azından küme düşmezdik diye düşünüyorum. En azından kimse sahada beyler kendinize gelin ne oluyor demedi. Yani ben bunu gördüm dışarıdan. Mesela kulübede ben oynamıyorum, oynamak istemiyorum diyen sizin olduğunuz bir ortamda bunu söyleyemezdi. Çünkü Ercan abiden hatırlıyorum. Ercan Koloğlu'nun zamanında yani hiç kimsenin ben bugün şu maçta oynamayacağım diyemezdi. İnşallah bundan sonra da sizin varlığınızla inşallah böyle olacak. İnşallah abi. Canberk peki daha önce sanırım 1461 Trabzon'da bir ikincilik serüvenin oldu kısa bir dönem. O havayı bize bir anlatır mısın? Dediğim gibi abi ben orada 5 ay bulundum. Çok zor ve enteresan bir lig. Ama ben şuna inanıyorum. Kaliteli bir takım olursak enteresanlık, zorluk hiçbir şey önemli değil. Çünkü takımın bir kalitesi olacak. Ve öyle ya da böyle maçları kazanacağız. Peki benim bildiğim kadarıyla birkaç takımın, kulübün stadı sentetik yani suni çim saha olduğunu biliyoruz. Statların virane olduğunu biliyoruz. Neredeyse mahalle aralarında yer alan statlara gideceğiz. Yani bu durum bizim için dezavantaj olur mu?
hemen ona ilaveten biz kendi stadımızda oynayacağımız maçlarda bizim avantaj olur mu? Çünkü çok büyük bir stad. Hani baskı kurma, gerçi taraftar büyük ilgi gösterecek ama. Kendi stadımız bir kere çok büyük avantaj. Söylediğin gibi sentetik sahalar belki bizi zorlayacak ama yani abi zorlanmadan da hiçbir şeyi başaramıyorsun. Görüyorsun Dünya Kupası'nda da çoğu maç sentetik çimde oynanıyor. Rusya'da sentetik daha üst düzey yıldız oyuncular bu sahalarda oynuyor. Biz de oynamak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Buraya gelen oyuncu bunu bilerek geliyor. Bunun farkında olarak geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani zaten yapılan transferlere baktığımızda öyle çok uçuk kaçık hani Süper Lig ayarında oyuncular kalite olarak tamam çok iyi oyuncular ama baktığınız zaman hepsi birinci lig ve bir alt ligde oynayabilecek kapasitede özellikle oyuncular. Sen nasıl görüyorsun şu ana kadar yapılan transferler hakkında neler söylemek istersin? Şu ana kadar gelen oyuncular zaten yönetim ve hocamız karar vermiş. Benim bir yorum yapmam çok normal değil ama hepsi kendini ispatlamış, kanıtlamış. Zaten Erhan benim samimi arkadaşım. Savaş Yılmaz, Savaş zaten benim abim. O da iyi oyuncu. İrfan abi zaten bu zamana kadar ne yaptı, nerelerde oynadı belli. Yani çok iyi bir takım olacağız inşallah. Başkan İsmail Uyan'ın bir bayram sohbetinde, bayramlaşma sırasında sohbette şunu demişti. Bu sezon ligi uzak ara biz zirvede bitiririz. Sen de böyle düşünüyor musun? Yani başkan böyle düşünüyor. Yapılan işler de zaten bunu gösteriyor bize. Böyle düşünüyorum. Böyle de olmak zorunda. Çünkü burası onu hak ediyor. Burası son 2-3 yıldır çok zorluklar yaşıyor. Zorlu dönemlerden geçiyor. Şu anda her şey ona göre ayarlanıp ona göre kuruluyor. Zaten yönetimimizin de bize anlaşırken de dediği biz buraya bir bakıp çıkmaya geldik diyorlar. İnşallah her şey herkesin istediği gibi olur. Güzel bir sezon olur. İnşallah. Samspor'daki hedefin nedir? Ya söylediğim gibi ben birçok takımda oynadım abi bu yaşıma rağmen. Benim buradaki hedefim bundan sonra burada Süper Lig'de oynamak, buraya hizmet etmek, Allah nasip ederse futbolu burada bırakmak istiyorum. Benim buraya gelmemin en büyük sebebi bu. Ben buraya gelirken bir sürü arkadaşım beni aradı. Ya Canberk sen ikincilik B'ye niye gittin? Burası evet ikincilik B ama burası unutulan bir şey. Burası Samsunspor. İkincilik B, üçüncülük, Süper Lig önemli. Burası Samsunspor. Ben bunu söylemek istemiyorum. Burası gerçekten çok büyük ve önemli bir kulüp abi. Bunun herkes farkına varmalı. Sen dışarıda olduğun sürede oradan baktığında bunu görebiliyorsun değil mi? Yani evet. Hissediliyor. Bunu başka takımlardaki çoğu oyuncu buraya gelmek istiyor ama buraya gelmek o kadar kolay değil. Evet. Peki taraftarlarımız ve bizler yeni sezonda seni hiç burada biz izleyeme şansımız olmadı. Hep dışarıdan rakip takımlarla geldiğinde gördük. Yeni sezonda nasıl bir Canberk Dilaver izleyeceğiz? Yani en azından şuna inansınlar abi. %100 varını yoğunu sahaya koyan bir Canberk izleyecekler. Hiç şüpheleri olmasın. Ben ne gerekiyorsa kendi adıma yapabildiğimin en iyisini hayatımda ilk defa bu sezon burada vereceğim Allah'ın izniyle. Yani sahada ne var ne yok vermek zorundayım. Vereceğim de abi. Bu sezon tarihimizin en kötü 34 haftasını geçirdik. Seni de biz hatırlıyorum birkaç maçta en kritik maçımızda tribünlerde gördük. Yani o anda hani sahada olamamak, takımın içinde olamamak, dışarıda olmak, bir şey yapamıyor olmak hani nasıl bir duyguydu, nasıl bir karmaşık duygu yaşadın orada? Yani pek de bir şey yapamıyorsun abi ama çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Yani herkes düşerdi bu ligden. Samsunspor düşmez gözüyle. Bütün takımlarda bakıyordu ne olursa olsun. Ama belki bu da bir şeylere vesile oldu. Hani düşmüş olabilir ama belki müthiş bir çıkışın başlangıcı oldu. İnşallah böyle de olacak. Başkan İsmail Yönük hakkında neler söyleyeceksin? Sonuçta sen tabii o zaman o dönemi hatırlamayabilirsin ama belki babandan öğrenmişsindir. Ona yakın insanlardan öğrenmişsindir. Başkan İsmail Yönük'le ilgili neler söylemek istersin? Yani ben başkanımızı ufakken, altyapıdayken biliyordum. Yani hiç tanımıyordum. İlk defa bu sene sohbet etme fırsatım oldu. Dışarıdan duyduklarım, kendim gördükten sonra inanılmaz iyi bir insan, çok babacan bir insan. Saygıyı, sevgiyi sonuna kadar hak eden bir insan. Zaten bundan önce yaptıkları belli. Bundan sonra da şu anda gidişat belli. Başkanımız her şeyden önce çok saygı duyulacak, sevilecek bir insan.
Zaten başkanı da gelirken yapılandı hedefleri tek tek zaten sıraladı. Bunun en güzel örneği de şöyleydi. Zaten 3 yıl içinde 55. yılımıza denk geliyor. 55. yıl dönümümüze denk geliyor. O yılda biz Süper Lig'de olacağız dedi. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Yani abi inşallah diyorum. Hani bu o kadar zor ve karışık bir durum ki. Ama şu anki gidişat, hareketlilik, şehrin bakış açısı, buraya gelen oyuncular, bundan sonraki atılacak adımlar bunu gösteriyor zaten. İnşallah 55. senemizde, 55. yılımızda biz de Süper Lig'de oluruz ve seninle daha güzel, daha farklı bir sohbet yaparız. İnşallah. Bugünü düşünürüz, bugünü konuşuruz. İnşallah abi. Evet. Sen Samspor Futbol Okulu'ndan yetiştin. Oradan yetişen ve bugüne çok iyi yerlere geldin ve daha da geleceksin. Şu anda futbol okulunda olan minik sporculara neler söylemek istersin? Yani abi onlara söyleyecek pek fazla bir şey yok şu anda. Ne söylesek zaten hepsinin isteği futbolcu olmak. Hepsinin isteği o yeşil sahada olmak. Abi çok çalışacaklar. Çok uğraşacaklar. Kendilerine bakacaklar. Mesela ben biliyorsun bir sene futbol oynamadım. Herkes Canberk'in futbol hayatı bitti dedi. Ki tam bu geçiş dönemiydi. Yani altyapı, A takım tam o dönemde. Çalışırsan istersen yapamayacağın bir şey yok abi. Ama dediğim gibi çalışmak zorundasın. Çok istemek zorundasın. Çalışınca zaten dediğim gibi tüm engeller aşılabiliyor. Taraftarlarımıza bir mesajın var mıdır? Taraftarlarımıza neler söyleyeceksin? Biliyorum benden çok büyük beklentileri var. Hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ama arkamızda olsunlar abi. Sene sonuna kadar yılmadan, bıkmadan, usanmadan arkamızda olsunlar. Onlar bize inansınlar. Zaten biz gerekeni Samspor olarak, futbolcu olarak sahada yapacağız. Bu takım inşallah sene sonunda hak ettiği yerde olacak. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadığın için geldin buralara kadar. Çok teşekkür ederiz. Bu akşamki spor saatini burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.